22. mektup Bismihi ve in şey'in illa yusabbihu bihamdi. Şu mektup iki mebhastır. Birinci mebhas ehli imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder. Birinci mebhas Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minun ihvetun fe aslihu beyne ahawaykum. İdfa' billati hiye ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adabete sebebiyet veren tarafgirlik ve inat ve haset, hakikatça ve hikmetçe ve insaniyeti kübra olan İslamiyetçe ve hayatı şahsiyece ve hayatı içtimaiyece ve hayatı maneviyece çirkin ve merduttur. Muzır ve zulümdür ve hayatı beşeriye için zehirdir. Şu hakikatin gayet çok vücuhundan altı vecini beyan ederiz. Birinci veci, hakikat nazarında zulümdür. Ey mümine kin ve adavet besleyen insafsız adam, nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz masum ile bir cani var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin ve zalimliğini semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum dokuz cani olsa yine o gemi hiçbir kanunu adaletle batırılmaz. Aynen öyle de sen bir hane-i rabbaniye ve bir sefine-i ilahiye olan bir müminin vücudunda iman ve İslamiyet ve komşuluk gibi dokuz değil, belki yirmi sıfat-ı masume varken, sana muzır olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve adavet bağlamakla, o hane-i maneviye -i vücudun manen gark ve ihrakına, tahrip ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen, onun gibi şeni ve gaddar bir zulümdür. İkinci veci, hem hikmet nazarında dahi zulümdür. Zira malumdur ki, adavet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıttırlar. İkisi manayı hakikisinde olarak beraber cem olamazlar. Eğer muhabbet kendi esbabının nüçaniyetine göre bir kalpte hakiki bulunsa, o vakit adavet mecazi olur. Acımak suretine inkılap eder. Evet, mümin kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. Onun için nasıl hadis ile üç günden fazla mümin mümine küsüp kat i mükâleme etmeyecek. Eğer esbab-ı adavet galebe çalıp adavet hakikatiyle bir kalpte bulunsa o vakit muhabbet mecazi olur, tasannu ve temelluk suretine girer. Ey insafsız adam! Şimdi bak ki, mü'min kardeşine kin ve adavet ne kadar zulümdür. Çünkü nasıl ki sen, adi küçük taşları, Kâbe'den daha ehemmiyetli ve Cebeli Uhud'dan daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de, Kâbe hürmetinde olan iman ve Cebeli Uhud azametinde olan İslamiyet gibi çok evsaf-ı İslamiye, muhabbeti ve ittifakı istediği halde, mümine karşı adavete sebebiyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı iman ve İslamiyete tercih etmek o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın. Evet, tevhidi imani elbette tevhidi kulubu ister ve vahdeti itikat dahi vahdeti ictimaiyeyi iktiza eder. Evet, inkar edemezsin ki sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla o adama karşı dostane bir rabıta anlarsın ve bir kumandanın emri altında beraber bulunduğunuzdan arkadaşane bir alâkat telakki edersin ve bir memlekette beraber bulunmakla uhuvvetkârane bir münasebet hissedersin. Halbuki imanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma-i ilahiyye adedince vahdet alakaları ve ittifak rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var. Mesela her ikinizin halikiniz bir, malikiniz bir, mabudunuz bir, razıkınız bir, bir bir, bine kadar bir bir. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir, bir bir, yüze kadar bir bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar bir bir bu kadar birbirler, vahdet ve tevhidi, vifak ve ittifakı, muhabbet ve uhuvveti iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde, şikak ve nifaka, kin ve adabete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip, mü'mine karşı hakiki adavet etmek ve kin bağlamak, ne kadar o rabıtayı vahdete bir hürmetsizlik ve o esbabı muhabbete karşı bir istihfaf ve o münasebatı uhuvvete karşı ne derece bir zulüm ve itisaf olduğunu kalbin ölmemiş ise aklın sönmemiş ise anlarsın. Üçüncü veci adaleti mahzayı ifade eden. Walla teziru vezira vizra ukra sırrına göre bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan adavet ve kin bağlamak ne derece hadsiz bir zulüm olduğunu ve bahusus bir müminin fena bir sıfatından darılıp küsüp o müminin akrabasına adavetini teşmil etmek innel insane le zalum sıgay ile gayet azim bir zulüm ettiğini hakikat ve şeriat ve hikmet-i İslamiye sana ihtar ettiği halde nasıl kendini haklı bulursun? Benim hakkım var dersin. Hakikat nazarında sebebi adavet ve şer olan fenalıklar şer ve toprak gibi kesiftir. Başkasına sirayet ve inikas etmemek gerektir. Başkası ondan ders alıp şer işlese o başka meseledir. Muhabbetin esbabı olan iyilikler muhabbet gibi nurdur sirayet ve inikas etmek şe'nidir. Ve ondandır ki, dostun dostu dosttur sözü, durubu emsal sırasına geçmiştir. Hem onun içindir ki, bir göz hatırı için çok gözler sevilir. Sözü, umumun lisanında gezer. İşte ey insafsız adam! Hakikat böyle gördüğü halde, sevmediğin bir adamın, sevimli masum bir kardeşine ve taallukatına adavet etmek, ne kadar hilaf hakikat olduğunu hakikat bin bi isen anlarsın. Dördüncü veci, hayatı şahsiye nazarında dahi zulümdür. Şu dördüncü vecin esası olarak birkaç düsturu dinle. Birincisi, sen mesleğini ve efkarını hak bildiğin vakit mesleğim haktır veya daha güzeldir demeye hakkın var. Fakat yalnız hak benim mesleğimdir demeye hakkın yoktur. Ve ayinü rıza an küll aybin kelile, velakin ayinü sekti tubdil mesaviya sırrınca insafsız nazarın ve düşkün fikrin hakem olamaz. Başkasının mesleğini butlan ile mahkum edemez. İkinci düstur Senin üzerine haktır ki her söylediğin hak olsun fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yoktur. Her dediğin doğru olmalı fakat her doğruyu demek doğru değildir. Zira senin gibi niyeti halis olmayan bir adam nasihatı bazen damara dokundurur, aksülemel yapar. Üçüncü düstur, adavet etmek istersen kalbindeki adavete adavet et. Onun refine çalış. Hem en ziyade sana zarar veren nefsi emmarene ve hevai nefsine adavet et. ıslahına çalış. O muzır nefsin hatırı için müminlere adavet etme. Eğer düşmanlık etmek istersen, kâfirler, zındıklar çoktur, onlara adâvet et. Evet, nasıl ki muhabbet sıfatı muhabbete layıktır, öyle de adâvet hasleti her şeyden evvel kendisi adâvete layıktır. Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüt eder zahiren mağlup bile olsa, kalben kin bağlar, adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedamet eder, sana dost olur. اِذَا اَنْتَ اَكْرَمْتَ الْكَر۪يمَ مَلَكْتَهُ وَاِنْ وَا اَنْتَ اَكْرَمْتَ الْلَئ۪يمَ تَمَرَّدَا Hükmünce, mü'minin şe'ni kerim olmaktır. Senin ikramınla sana musahhar olur. Zahiren le'im bile olsa, iman cihetinde kerimdir. Evet, fena bir adama iyisin iyisin desen iyileşmesi ve iyi adama fenasın fenasın desen fenalaşması çok vuku bulur. Öyle ise ve izâ merru bil lagvi merru kirâme ve in ve tasfahû ve tagfirû fe innallâhe gafûrur rahîm gibi desatiri kutsi Kur'aniye'ye kulak ver saadet ve selamet ondadır.